Gide gide bir söyde dayandım dayandım. O söğütün ağlarına boyandım, kilin boyandım. O söğütün ağlarına boyandım, gelin boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendim. Güvendim dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendiğim dağlar elime geldi, elime geldi. Hatırladın mı bunu? Eski radyoda sürekli bunu dinlerdim. Ben çocuktum o zaman. Dedemin de en sevdiği türküymüş, öyle söylerdin. İyi hissetmen için ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Ama her şeyi yapacağım. Seni asla bırakmayacağım baba. Asla bırakmayacağım. Masum'un 5 dakika döşemeli yokuşuna gelebilir misin? Ramazan? Masum'un? Hayırdır, ne oldu, niye çağırdın beni? Masum'un, seni merak ettim. Kaç gündür işe de gitmemişsin. Babam bu haldeyken nasıl gideyim Ramazan? Osman, toparlaman lazım artık kendini. Hayatım boyunca sen bakamam ki babana. Bakarım. Yani gerekirse bakarım, mecburum. Benim yüzümden oldu Ramazan. Benim bu zamansız işlerim yüzünden oldu. Yok, kendini suçlama Osman. Bak, ortada bir suç varsa bu sadece senin değil, ikimizin de suçu. Hatta sadece ikimizin değil, bu herkesin suçu. Alnımıza bu yazılmış, elden ne gelir? Sen de kendini öpalamaktan vazgeç Asuman. Dön hayatın artık. Kendi işine gücüne de bak biraz. Bak, sen kendi işinden gücünden alıkoyarsan ben daha da kendimi affedemem Asuman. Yapamıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi öyle işime gücüme bakamıyorum ben Ramazan. Asuman, nereye kadar gidecek böyle? Ne kadar dayanabileceğim bunu? Bilmiyorum. Sadece her şey berbat oldu ve kolay da toparlanmayacak. Benim de kelimelerim tükeniyor artık Asum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum, ne yapacağımı da bilmiyorum. Doluya koysam almıyor, boşa koysam da olmuyor. Çözümsüz kalıyorum, yemin ederim. Ramazan, benim bunları düşünecek ne takatim var ne de. Bir karar verebilecek kadar iyi düşünebiliyorum. Senin de başka bir diyeceğin yoksa ben gideyim. Babamı daha fazla tek bırakmayayım.